Galaksilerin milyonlarca ışık yılı uzakta olabileceğini biliyoruz. Peki görülebilir evren ne kadar büyük? Gelin bu videoda bu konu üzerine duralım. Evrenin şaşırtıcı derecede geniş olduğunu kaç kez duydunuz? Bilim adamları hala boyut olarak sonsuz olup olmadığına karar veremezler. Yine de görebildiğimiz kısım olan görünür evren o kadar geniş ki kaç milyar ışık yılı genişliğinde olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Öyleyse makro dünyamızdan uzaklaşmak, büyük resmi görmek ve görünüşte sonsuz olan evrene kıyasla ne kadar küçük olduğumuza dair bir fikir edinmek için biraz zaman ayıralım. Anlayabileceğimiz bir şeyle başlayalım. Dünya. Yüzeyinde oldukça şaşırtıcı bazı yaratıkların yaşadığı garip bir gezegen. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki birkaç insan dışında bilinen tüm yaşam burada. Bu istasyon gezegen yüzeyinden sadece 408 kilometre uzaklıktaki bir yörüngede döndüğü için düşündüğünüz kadar uzakta değil. Dünyanın büyüklüğünü bir perspektife oturtalım. Dünyanın çapı 12.742 kilometredir ve çevresi ise 40.075 kilometredir. Bunlar sadece resmetmek için uğraştığımız çok büyük sayılar. Hala bu güzel gezegenin boyutu hakkında bir fikriniz yok mu? Kavramak için ona yeni bir referans çerçevesi verelim. Eğer tüm dünyada düz bir yolunuz olsaydı ve hiç durmadan saatte 112,7 km hızla gidebilseydiniz, etrafında bir kez dolaşmanız 14 gün, 19 saat ve 35 dakikanızı alırdı. Ayrıca bu yolculukta hiçbir uyku ve dinlenme molası vermemeniz gerekirdi. Tüm insanlık ve doğa tarihi bu gezegenin yüzeyinde zamanını geçirdi. Peki, uzaklaştığımızda sırada ne var? Güneş sistemi, dünyayı, diğer birkaç gezegeni, epeyce asteroidi ve iyi bir kuyruklu yıldız oluşumunu içeren bir sonraki en büyük yapıdır. Hepsi yıldızımız olan sıcak plazma topu güneşin çevresinde dönüyor. Güneş sistemimiz biraz bulanık bir sınıra sahiptir. Çünkü güneşimizin yörüngesinde dönen herhangi bir şey güneş sisteminde olarak sınıflandırılabilir. Güneşimizin yörüngesinde hangi küçük uzak nesnelerin dolaştığını görmek için teleskoplarımızı fazla zorlamadık. Şu anda Güneş'ten en uzak doğrulanmış cisim Sedna olarak bilinen cüce gezegendir. Muhtemelen Ort Bulutu daha ileride ancak varlığı bilim insanları tarafından hala tartışılıyor. Sedna'nın çok uzun bir yörüngesi var ve bir turu tamamlamak 11400 yıl sürüyor. En yakın noktasında Güneş'ten Dünya'nın 73 katı uzaklıkta, yani 73 astronomik birim uzaklıkta, ancak en uzağında Güneş'ten Dünya'dan 900 kat daha uzakta olduğu tahmin ediliyor. Bu, Güneş'in yüzeyinden 130 milyar kilometre uzaklıkta olduğu anlamına gelir. Güneş sisteminin sınırını bu kadar uzağa çekersek oldukça büyük bir şeyle baş başa kalırız. Dünyadan bu dış mesafeye bir insanın ulaştığı en yüksek hızla yani Apollo 10 astronotlarının 39.897 km saat hızında seyahat edecek olsaydık güneş sisteminin kenarına ulaşmak yaklaşık 385 yıl sürerdi. Bugün bu yöntemle oraya varmak isteseydiniz 1635'te dünyayı terk etmiş olmanız gerekirdi. Ancak muhtemelen bu videoyu izleyen hiç kimse bu hız seviyesini yaşamamış olduğu için bu hızı anlamak zor olacaktır. Bunun yerine en hızlı yolcu uçağı olan bir Boeing 747 8 i ile saatte 1060,5 km hızla bu yolculuğa çıkalım. Bu sıradan insanların gerçekçi bir şekilde seyahat edebileceği en hızlı araç. Bu uçakla yapılan yolculuk 14.477 yıldan biraz daha uzun sürecekti. Bugün bu yöntemle oraya varmak isteseydiniz o zaman tarımın keşfedildiği eski zamanlarda dünyayı terk etmeniz gerekirdi. Sedna cisminin ne kadar uzak olduğunu anladık. Demek güneş sistemi bu. Sonra kozmik uzaklaştırmamızı yaparken galaksimiz Samanyolu'na bakalım. Bu gökada 105.700 ışık yılı genişliğinde güneşe bağlı mahallemizden çok büyük bir adım ötede. Ama bunu perspektife koyalım. 372 milyon güneş sistemini büyük bir çizgide yan yana yerleştirirseniz Samanyolu'nun genişliği ile aynı uzaklıkta olacaktır. Bu 2020 itibariyle Twitter'ı kullanan 330 milyon kullanıcı sayısından biraz daha fazla. Aynı işlemi birçok dünyayı yan yana yerleştirerek de yapabilirdik. Ancak bunun için 78 milyar dünyaya ihtiyacımız olacaktı. Bu dünyadaki herkesin her yıl satın aldığı kıyafet sayısından biraz daha az. Samanyolu roketle çalışan bir uzay gemisiyle geçme fikrinin boşuna olduğunu ve başarmanın çok uzun süreceğini söylemeye gerek yok. İnsanların onu gerçekçi bir şekilde geçmesinin tek yolu farklı itki sistemleri ve solucan deliği gibi kestirme yollar. Tabii bu henüz kanıtlanabilmiş değil. Öyleyse Samanyolu muazzam bir genişlikte. Bu uçsuz bucaksız uzay 250 milyar yıldız barındırıyor. Bu da dünyada yaşayan 130 milyar memelinin yaklaşık 2 katı. Bu yıldızların hepsi bizden 5 ışık yılından daha fazla uzaklıkta. Bu yüzden kozmik mahallemiz dolu ama sıkışık değil. Ama bu sadece bizim galaksimiz. Görünür evrende aralarında ortalama 9,9 milyon ışık yılı uzaklık bulunan tahmini 2 trilyon galaksi vardır. Bu sadece büyük sayılar ve ilişkilendirilebilir bir anlamı yok. Bu yüzden biraz perspektif elde etmeye çalışalım. 2 trilyon galaksi yeni doğmuş bir bebekteki hücrelerin sayısı ile aynı sayıdadır. İnsan hücrelerinin ortalama 100 mikrometre genişliğinde yani metrenin milyonda biri olduğu da aklında tutulmalıdır. Ancak yeni doğmuş bir bebekteki hücrelerin aksine bu galaksilerin hepsi birbirinden oldukça uzaktır. Ortalama olarak aralarında yeterli boşluk bırakılarak arka arkaya 93 samanyolu galaksine sığacak kadar mesafe vardır. Yani yine evren dolu ama hiçbir yerde sıkışık değildir. Peki görebildiğimiz en uzak nesne nedir ve bizden ne kadar uzaktadır? Bilinen en uzak gökada GNZ 11'dir. Dünyadan 31,96 milyar ışık yılı uzaklıkta. Evrenin 13,8 milyar yaşında olduğunu bildiğimiz için bu biraz kafa karıştırıcı görünebilir. Bu nedenle ışık o zaman yalnızca 13,8 milyar ışık yılı yol alabilir. Peki nasıl oluyor da 31,96 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir nesneyi görebiliyoruz? Gerçek şu ki bu nesneyi o kadar uzakta görmüyoruz. Bu galaksinin Big Bang'den sadece 400 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülüyor. Bu yüzden ondan gördüğümüz ışık 13,4 milyar yıldır seyahat ediyor. O zamandan beri uzayın genişlemesi nedeniyle galaksi bizden uzaklaştı. Yani gördüğümüz görüntü bize daha yakın görünen eski bir galaksiye ait. Ancak şu anda 31,96 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu galaksi bizden o kadar uzakta ki aramıza 302.365 Samanyolu galaksisi sığdırabiliriz. Bu yaklaşık olarak 5,5 kilogramlık bir torbadaki pirinç taneleri ile aynıdır. Görünür evrenin teorik sınırı nedir peki? Evren 13,8 milyar yaşında olduğu için 13,8 milyar ışık yılı genişliğinde olacağını düşünüyoruz. Ancak GNZ11'in bize gösterdiği gibi uzayın genişlemesi nedeniyle uzaya ne kadar derin bakarsanız zamanda o kadar geriye bakarsınız. Bu nedenle görünür evrenin teorik boyutu 13,8 milyar yıldan çok daha büyüktür. Biraz matematik yaptıktan sonra görünür evrenin çapı 93 milyar ışık yılı genişliğinde olacağı düşünülüyor. Ancak bizden bu kadar uzaktaki nesneleri göremeyiz. Bizden 93 milyar ışık yılı uzakta olan bir nesneden gelen ışığın onu görebilmemiz için büyük patlamada yayılmış olması gerekirdi. Ne yazık ki evrenin başlangıcından kalan hiçbir şeyi gözlemleyemiyoruz. Bizim bakış açımıza göre bu evrenin büyüklüğüdür. 93 milyar ışık yılından daha uzaktaki herhangi bir şey bizi asla etkilemeyecek ve Big Bang'de yayınlanmış olsa bile bilgi bize ulaşacak kadar hızlı seyahat edemeyeceği için bu konuda hiçbir bilgiye sahip olamayacağız. Peki 93 milyar ışık yılı ne kadar geniş? Görünür evrenin çapına arka arkaya 880 bin samanyolu galaksi sığdırabilirsiniz. Bu yaklaşık olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Florida eyaletinde yaşayan insan sayısına eşittir. Aynı hesabı dünyamız için yapacak olsaydık bu 68,6 katrilyona denkti. Bu gülünç sayıyı gerçeğe benzer bir şeye çevirmek için iki gün içinde soluduğumuz mikroskobik moleküllerin sayısına eşit olduğunu düşünebiliriz. Demek ki evren bu kadar geniş kozmik uzaklaştırmamızı yaptık ve sizi bilmiyorum ama bu kendimi çok küçük hissettirdi. Ancak şunu unutmayın, siz yine de eşsizsiniz. Her ne kadar evrende küçük bir canlı olsak da kendi değerimizin farkında olmalı ve sorumluluk bilincine sahip olmalıyız. Son olarak videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın.